Birçok mantar türünden yapılan ilaç var. Reishi mantarı mesela tehlikeli bir mantar. Toksik bir madde içeriyor. Vaferin yani fare zehirinin içermiş olduğu toksik maddeye eş değer. Hacettepe Üniversitesi'nden Profesör Doktor İsmail Çelik bu tehlikeli madde asla kullanmayın diye raporu var. Artı Amerika Birleşik Devletleri'nde reishi mantarı 2002 yılından beri yasak. Ölümlere sebep oluyor iç kanamadan. Fakat Türkiye'de hala reishi mantarı kansere iyi gelir, antibiyotiktir vesaire vesaire diyerekten satanlar var. Evet, insan sağlığıyla oynamayalım. Alo. Buyurun. Hanımefendi iyi günler. İyi günler, buyurun. Ben Sevim Başal. Benim ayağımda varis yarası var. Yardımcı olabilir misiniz acaba? Tabii ki. Geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Varize karşı at kestanesi. At kestanesi. Şu gördüğünüz at kestanesi varize karşı dünyada en etkili bitki. Bunun birleşiminde eskin denen bir madde var. Bunun birleşimindeki etken madde kimyasal ilaçlardan çok çok daha etkili ve yan etkisi yok. Biz bununla ilgili at kestanesi forte ürettik. Şimdi burada aşağıda bulmam biraz zaman alacak. İksir aloe vera jel at kestanesi forte sinirli forte kullandığı zaman variz, venöz yetmezlik, selülit, bazı insanlarda huzursuz bacak sendromu olur. Gece yattığı zaman farkına varmaz, tık tık ayağa atar. Evet hocam. Gerilir, uyanır, uyuyamaz. Huzursuz bacak sendromunu dahi iyileştirir. At kestanesi ile ilgili Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde klinik araştırması yapılmış. Etkisi ispat edilmiştir. Belge var, bilgi var. İsteyene belge bilgi gösterebilir. Değil mi? Doğal tedavi.net'te zaten bu bitkilerle ilgili çok ayrıntılı bilgi var. Evet hocam. Doğal tedavi.net'te. Sanırım. Şimdi bu o reishi mantarı ne kadar tehlikeliyse insan sağlığı için bu tırtır mantarından elde edilen kortisep. Tırtır mantarı. Tırtır mantarı. Tırtır mantarı. Bu farklı bir mantar. Tırtır. Biz bilmiyoruz. Tırtıra benzedik. Şu üzerinde gördüğünüz şey tırtıra benziyor. Görüyor musunuz? Ha evet. Tırtır şeklinde. Böyle tırtır şeklinde oluyor. Bunlar bir tanesi tırtıra benziyor. Tırtır mantarı. Tırtır mantarı nerede yetişir? Doğu Türkistan'ın yüksek dağlarında. 3500 metrenin yukarısında olan bölgelerde yetişir. Çin'in batısında, Himalayalarda, Everest ve çevresinde. Yani 3500 metreden yukarıda yetişir. Aşağıda yetişmez. İnternete girip de kortisep yazarsanız hep yanlış bilgi Türkçe. Hep yanlış. Neden? Bu bitki yüksek dağlarda yetişiyor. En az 3500 metre yukarıda yetişiyor. Bazıları karıştırmışlar. Çok tehlikeli katil bir mantar türü var. Katil mantar. Böceklerin, karıncanın veya başka bir hayvanın, böceğin beynine yerleşir. Beynini bütün emer sömürür böyle. Öldür. Öyle bir akıllı bir mantar daha var. Tehlikeli mantar. Hangisi hocam o? Katil mantar. Yani ne tropik ülkelerde yetişir. Bizde yok tropik yani ülke. Tamam. Korkacak tropik bir ülkelerde. Şey yok. Tamam. Panik yok. Panik yok. Problem yok. Tamam yapıyorsun. Hocam. Kordisep Çin'de 1200 yıldır kullanılır. Antibiyotik olarak. Antibiyotik. Bitkisel antibiyotik. Evet hocam.